İyi günler sayın seyirciler, güne yansıyanlarla karşınızdayız. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz'le beraberiz. Biraz ülke ekonomisi ve kıymetli görüşlerini dinlemeye çalışacağız. Gündemde öne çıkan gelişmelerle beraber. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, iyiyiz. Yoğun bir mesai, yoğun bir tempo içerisindesiniz. Aslında odanın çok ilginç de bir misyon ve görevi var. Kendi içindeki sorunlar çok ülkenin sorun ve beklentilerini karşılama noktasında da bir fikir teatisi, bir çalışma planlaması ortaya koyarak da süreçlere dahil olmaya ve süreçlere yön vermeye çalışıyorsunuz. Bu herhalde çok kıymetli bir durum olsa gerek. Sizin döneminizle beraber bu anlayış daha da gelişti mi? Nasıl bir yaklaşımla süreçlere dahil olmaya çalışıyorsunuz? Evet, tabii biz kendimizi, yani biz tamam, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ülkedeki işverenlerin, yani ticaret yapanların, özellikle de ithalatçı olanların üyeliklerini devamlı olarak yenilediği bir tüccarların odasıdır, iş dünyasının. Ancak tabii ki biz yasa ile kurulduğumuz için bizim yasal sorumluluklarımız da vardır. Ve biz kendimizi devletten ayrı ve gayrı görmüyoruz. Yani biz de bir devletin kurumu gibiyiz. Yani bu devleti yaşatmak, yüceltmek, bu devletin sorunlarını halletmek için bize düşen taraftan da biz bu görevleri yapmak bizim asli görevlerimiz içerisinde. Dolayısıyla bizim kamusal sorumluluklarımız da vardır. Biz belli bir sektörün, belli bir zümrenin, bir dernek gibi bir yapımız bizim yok. Yani bugün işte en çok üyesi olan, uluslararası tanınırlığı olan bir Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan. Bu açıdan da çok büyük bir önemi tabii, var odanın. Tabii Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim sorumluluklarımız kamusal sorumluluklarımız da vardır. Zaten Kıbrıs Türk Ticaret Odası yani kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Dolayısıyla gelirleri ile giderlerini işte o oranda faaliyetlerini tamamlayıp hizmetlerini yapıp seneyi devirir. Yani böyle bir hedefimiz yoktur, aman para kazansın o da artı para koysun yahut da üyelerine kar payı dağıtsın. Ama böyle bir durumu yok. Aslında bunun daha geniş bir çerçevede anladığım kadarıyla kazanıma dönüşmesi misyonu isteniyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bugün yani bir bakıyoruz ki bütün dünyada da odalar bu misyonu üstleniyor. Odalar devlet kurumları ile birlikte hareket ediyor. Hatta bazı ülkelerde biliyorsunuz bu ticaret odaları tamamen Ekonomi Bakanlığı'na bağlı birer kurum gibi. Bu sizin yapınız biraz daha bağımsız. Tabii bizde daha bağımsız. Bizde iş dünyası seçiyor başkanı ve yönetim kurulunun meclisini. Halbuki bazı ülkelerde ticaret odaları direkt olarak Ekonomi Bakanlıklarına bağlı kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla biz de kendimizi devletten ayrı görmüyoruz. O kamusal sorumluluğu, yani devlette görevi üstlenenlerle birlikte bizler de o safta çalışmaya, katkı koymaya, çözüm önerileri üretmeye çalışıyoruz. Tabii Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın diğer ekonomik örgütlerden ayıran en büyük özellik de belli bir grubu biz temsil etmiyoruz. Yani biz bütünlüklü olarak olaylara bakıyoruz ve bakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizde birçok sektörler bizim üyemizdir. Sadece bir herhangi bir sektörün biz devamlı onun sözcülüğünü veya onun çıkar ve menfaatlerini korumak için faaliyet sürdüremeyiz. Dolayısıyla bizim hep ortaya koyduğumuz çözüm önerileri, hazırladığımız bilimsel raporlar ekonominin bütünlüklü olarak gelişmesine fayda sağlayacak ki bunda da tabii ki kamu yararı ile eş amaçlı olarak bunlar planlanıyor ve yürütülüyor görüşmelerimiz. Dolayısıyla biz mesela işte muhataplarımız olan Türkiye'deki odalarla çok yakın ilişkilerimiz oldu bu son dönemlerde ve onların Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdindeki itibarı, kabulleri, işte onların görüşlerine saygı duyulması, onlarla birlikte hareket edilmesi, herhangi bir ekonomik konuda herhangi bir yasa ve tüzük hazırlanacaksa öncelikli olarak odaların görüşleri alınarak
işlemler yapılmaktadır. Biz daha o safhaya tam olarak gelemedik. Bizde maalesef her şey hazırlanır. Hazırlandıktan sonra işte meclisten bize, meclis komitelerinden bize görüşümüzde, ama o zaman hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz. Yani biz daha aktif mutfakta, süreçlerin içerisinde görüşlerimizin de paylaşılması daha büyük bir yarara dönüşecek şekle getirilebilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz hep şunu söylüyoruz, yani bizim mutfakta olmamız lazım. Çünkü esas sorunları yüzleşen, evet, ekonomik çarkların dönmesindeki engelleri birebir yaşayan kesin biziz. Yani bir bürokratın, dairede oturan birinin, sahada olmayan birinin bu sorunları pek şey yapması kolay değil. Yani bizim görüşümüzü almalarını istiyoruz. Biz önerilerimizi o aşamada yapalım. Bu baskınız ya da bu dile getirdiğiniz bu noktada hani geçmişten farklı olarak biraz daha dikkate alınır bir nokta görebiliyor musunuz peki? Bundan sonra inşallah olacak diye görüyoruz. Çünkü mesela düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Ticaret Bakanı adamıza ziyarete geliyor. Belli protokoller imzalanacak. İşte iki ülkeler arasındaki ekonomik eylem planı konuşulacak ve bu imzaya konulacak. Bunun son iki senedir biz bu toplantılara, teknik toplantılara davet almaya başladık. Bakınız, senelerdir bu eylem planları yapılıyor. Bürokratlar tarafından hazırlanıyor. Ve son iki senedir odamız ve bizim odamızla birlikte diğer ekonomik örgütler de tabii ki bu teknik toplantıya, bu eylem planlarının hazırlanması konusunda, ortaya çıkması konusunda görüşleri masada alınıyor ve hep birlikte toplam bir mutabakatla bu raporlar hazırlanıyor ki herkes bu eylem planına sadık kalıyor. Daha sonra çıkıp hiçbir örgüt, nedir bu yapılacak olan, biliyorsunuz Türkiye ile AKTC arasında devamlı bir işbirliği, ekonomik gelişme işbirliği devletler arası yapılan protokola her zaman için bir muhalif cephe vardır. Her zaman için belli bir yorumlara açıklanıyor yapılmak istenenler, öyle veya böyle. Şimdi tabii ki bunlar işte mutfakta hep konuşulursa ve o paydaşlarla birlikte hareket edilirse sonuçta amaç birdir. İşte bu gibi muhalefet, bu gibi işte engelleyici veya işte moral bozucu hareketlerle de karşılaşılmaz. Böyle bir durum, daha büyük bir zenginlik, daha büyük fikirlerin tartışılarak ortak bir paydanın yakalanması açısından da herhalde çok daha büyük bir önem arz etmesi. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Türkiye Ticaret Bakanı'nın önemli temasları olacak yarın. Protokoller de imzalanacak dediniz ama az önce özellikle odanın hem uluslararası tanınırlığının olması hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde odalarla yapmış olduğunuz temas ve kurmuş olduğunuz ilişkiye atfen de ticari ağın ve ticari hacmin gelişmesine dönük de bir takım çalışmalar ortaya koyup bu temasları da mümkün kılmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Nerede ne yapabiliriz noktasında. Bunların da herhalde ekonomiye de tabii ki ülkeye de yaratacağı katma değer tartışmasız. Bu ilişkilerde bir resim çizmeniz gerekirse nasıl bir gerçeklikle yüzleşiyoruz peki? Şimdi şöyle, tabii ki yani dünyada ticaret, biliyorsunuz, global oldu artık. Yani dünyada ticaret yapmak için herkes ticaret yapabilir. Kimse, yani bugün ambargolar var diyoruz, izolasyonlar var diyoruz. Bunlar bizim işte devletimiz tanınmadığı için devletimiz kurumları üzerinde bir ambargo ve izolasyon vardır. Ticarette çok bir ambargo yok. Ticaretteki ambargolar ticari zeka ile ve rekabetçi olabilme sonucunda bu ambargoyu kırabilirsiniz. Siz eğer ürettiğiniz bir ürünü rekabetçi ve kaliteli bir ürün üretebiliyorsanız, böyle bir kapasiteye yaratabiliyorsanız, bunun üzerine bir ambargo yapılamaz. Bunun alıcısı her zaman vardır.
Tabii her zaman satarsınız. Ürünün kalitesi, standartlarının önemine vurgu yaptınız ama kurulan ilişki ve kurulması gereken ilişki düzeyi de önemli. Çok tabii önemli. Tabii. Bu yönde çok ciddi atılımlarınız var. Yani örneğin dış temsilcilik açma görevi üstlendiniz. Yanlışım varsa beni lütfen düzeltin ama tabii, ayrı yerde şu anda temsilcilikler aracılığıyla da bu ağın genişlemesi ve ticari hacmin artmasına yönelik olarak da girişimler ve temaslar düzenliyorsunuz. Bunların meyvelerini hissetmeye başladık mı peki? Tabii şimdi bunların girişimlerini hep yapıyoruz biz. Bu girişimleri de yaparken tabii ki sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı üzerinde, yani devleti diyorum ama aynı zamanda halkı üzerinde bir karartma ve bir izolasyon dünyada Güney Kıbrıs Rum Liderliği tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bunu hep biliyoruz da zaten. Buraya bir tane turistin gelmesine bile müsamahaları yoktur. Dolayısıyla bu ortamı biz göz önünde bulundurduğumuz için özellikle Brüksel'de ve Londra'da yaptığımız temaslar, girişimleri hep low profile olarak, yani hep böyle yani hiç basın önüne çıkarmıyoruz. Bunları dillendirmiyoruz. Çözüm alana kadar bunlarla ilgili hiçbir açıklamalar yapmıyoruz. En ufak bir fire, en ufak engellemeyle de karşı karşıya geliniyor. Çünkü işi başka taraflara çekiyorlar ve dolayısıyla bu girişimleri baltalayabiliyorlar. Dolayısıyla biz sonuç almadan bu açıklamaları yapmayacağız. Ama bu buralarda olmamız ve buralardaki temaslarımız dolayısıyla olayların gerçek durumunu da biz öğrenmiş oluyoruz ve yapabileceklerimizi de böyle daha kolay bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yani daha kolay koyuyoruz. Hamleler de ortaya konulabiliyor. Konulabiliyor tabii. Peki. Konulabiliyor. Şimdi asgari ücret belirlendi. Tabii tartışmalar şu anda hayatı esasen ne kadar ucuzlattığımız noktasına döndü ama piyasa koşullarıyla alakalı biraz konuşmak isterim sizinle. Keza her asgari ücretin artışı yeni bir pahalılık dalgası anlamına da geliyor. Dolayısıyla maaş artışına mı gitmek yoksa piyasa koşullarını mı iyileştirmek tartışması bir kısır döngüye giriyor maalesef. Hangi eksenden bakıyorsunuz? Yani piyasanın ucuzlaması direkt olarak neyle ilişkilidir? Özellikle pek çok konu, bu konuyla alakalı pek çok gündem ortaya atıldı. Şu yapılmalı, örneğin ürünlerle ilgili temel gıda ürünleri konusunda nar sistemi devreye sokulmalı. Ya da maaş artışları yerinde alım gücünü korumak ve piyasada ucuzlayıcı bir takım hamlelerin ortaya konulması daha akılcıdır şeklinde görüşler ortaya konuluyor. Siz hangi eksenden bakıyorsunuz? Şimdi tabii bizim baktığımız eksen tabii kendi cephemizden olayı değerlendirmemiz gerekir. Öncelikle şunu da açıklamam lazım. Yani asgari ücrete son yapılan bir yıldaki artış, geçen yıl 13.563 TL olan brüt asgari ücret bu yıl başında 27.580 lira olmuştur. Yani dolayısıyla %104 oranında bir yılda %104 oranında bir maaş artışı söz konusu. Tabii ki yani bu pahalılığa karşı ve var olabilmek için ben demiyorum çok yaptık, az yaptık ama şu oranı bilmemiz lazım. Hmm. Bu oran %80'i 83 değildir. Bu oran %104'tür pahalılık oranı. Tabii ki bunun piyasadaki pahalılığa etkileri olacaktır maaş artışlarının. Türkiye'de biliyorsunuz senede bir defa yapılıyor ve 17 bin lira olarak belirlendi. Şimdiki kurgu 4 ayda bir değişiklik. Bizde. Evet, bizde böyle bir beklenir. Öngörü ortaya konuluyor. Yani dolayısıyla bunlar hep tabii ki o enflasyonu hep tetikleyen, pahalılığı da yaratan unsurlardan bir tanesidir. Ama tamamen her şeyi buna bağlamamız gerekmez. Bugün gerçekten bizler de yani pahalılığı nasıl önleyebiliriz? Pahalılığı nasıl durdurabiliriz diye. Donelerimiz var mı? Argümanlarımız var mı? Var tabii. Biz hep bunu söylüyoruz. Şimdi bakınız. Bugün Güney Kıbrıs mesela bizim aynı adada yaşıyoruz. En büyük rakibimiz. Katma değer vergisini peşinden ödemiyorlar. 3 ay sonra yatırıyorlar. Gümrükte malı ithal ederken %4 peşin vergi ödemiyorlar. Bizde zaten
özel bir liman olduğumuz için, her şeyi biz Mersin'den aktarma buraya getirdiğimiz için ayrı ek bir maliyetlerimiz var navlunda da. Bugün Türk parasının döviz karşısındaki değeri demeyelim de kendi değeri, yani resmi faiz %42,5 olan bir Türk parasında borçlanma faizinin %50'lerin üzerinde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla birisi mal ithal ettiği zaman, ki bizim ithalata dayalı bir ekonomimiz vardır. 2 milyar 700 milyon geçen seneki ithalatımız. Dolar ithalata dayalı bir ekonomimiz olduğu için peşinen gümrükten girerken %16 KDV, %4 istopaj ve bunun üzerinden işte navludur, diğer fonları, her şeyde fon var. Ama 2, ama 3, ama 4. Kabul edecek. Tabii %25-30'u peşin olarak ödemesi lazım devlete ki o malını gümrükten alıp piyasaya satmaya başlasın. Düşünün, oradaki %30'un da bir maliyeti vardır. Bu peşin almanın fiyatlar üzerinde, maliyetler üzerinde bir etkisi vardır. Çünkü bunu borçlandığını düşünün ve bu getirdiği malı belki bir ayda, belki üç ayda, belki altı ayda satacaktır. Dolayısıyla ona göre bir para maliyeti vardır. Hmm. Aldığı malzemenin üzerine bir de artı ilave olarak. Dolayısıyla biz mesela biliyorsunuz yine bu döviz krizinde önermiştik ve bütün tedarikçilerle birlikte toplantı yaparak, yani esas bu temel gıda ve temizlik malzemeleri ithal eden üyelerimizle yaptığımız toplantılarda, yani bu dövize karşı artan fiyatları nasıl durdurabiliriz? Ve biz orada bir öneri yapmıştık devlete. Demiştik ki siz bunun üzerindeki bu abuk sabuk fonları kaldırırsanız temel gıdada, ki bunlar 3'tür, 4'tür, 5'tir, yani çok yüksek bir şeyler değildir. Biz çarpı en az çarpı 2 veya çarpı 3 oranında fiyat indirimine gideceğiz. İşte size bir indirim. En azından devletin bir süre... gelir elde etme kısmında sıkıntıya yol açar mı peki? Yani kabul görmemesinin sebebi olarak... Şimdi şöyle, devletin fon gelirlerine baktığımız zaman en büyük kalemi akaryakıt. Bunda devam edecek almaya. Akaryakıttandır fon geliri en büyük. Sonra araçlar. Bunda da devam edecek almaya. Sonra içki, sigara ve tütün ürünleri. Bunda da devam edecek. Sadece bu 3-4 kalem saydığım gelirlerin %92'sidir fon gelirlerinin. Bizim bahsettiğimiz temel gıdadaki ürünler. Yani geriye kalan yüzdelik. Temel gıda. Şey. Yani dedik ki temel gıdada insanların ihtiyaç duyduğu, her gün almak zorunda oldukları ve yaşamını sürdürmek için ihtiyaç duydukları malzemelerdeki fonları bir süreliğine kaldırınız. Görün bunların fiyatlarını, bir analiz ediniz. Yeni eğer bu bizim talep ya da böyle bir öneri. Bu her zaman bir enstrümandır. Devletin tarafından yapılacak bir kararla, iradeyle ortaya koyacakları bir süreçtir. Bunu yaptığınız zaman dedik, bir süreç koyun. 3 aylık, 6 aylık süreci bir gözlemleyin. Eğer bu fiyatlar yine aynısı gibi yükselmeye devam ediyorsa, indirim değil de 1000 dirim oluyorsa, tekrar sizin iradeniz bu, tekrar fon uygulamasını hemen başlatın. Bizim amacımız piyasayı ucuzlatmak. Peşinen KDV'yi almaktan vazgeçse, peşinen vergi stopajı almaktan vazgeçse, emin olun bugün dediğim gibi işte 5'i 10 yaparız. 5-10 da diğerlerinin maliyetinden. Belki de bu piyasa bir anda %20'ye varan ucuzluklarla karşı karşıya gelir. Çünkü şunu unutmayalım. Bu söylediğim temel gıda ve temizlik malzemelerinde raflarımızda onlarca marka vardır. Onlarca fıstık yağı markası var, söz gelimi. Onlarca artık pirinç markası var. Eskiden de pirinci bir tek eti getirirdi. Torbanın içerisinde kağıt hartuşların içine kiloyla gidip şekeri açık alırdınız, pirinci, fasulyeyi vesaire. Şimdi çeşit çeşit markalar var, çeşit çeşit ambalajlar var, çeşit çeşit kaliteler var. Tercihinize sunulmuş makarna, kaç çeşit makarna var. Dolayısıyla devletin zaten fiyatını tespit ettiği elektrik, herkes şikayetçi. Petrol, herkes şikayetçi. Gaz, herkes şikayetçi. Süt, herkes şikayetçi. Bakın devlet belirliyor bunları. Ve bunların temel, değil mi? Hayatımızın temel şeyleri. Şimdi diğerlerini de bırakalım. Devlet yapsın. Bu fiyatlar ne olacak? Halbuki serbest piyasada bu akıl yolu birdir. Dünya böyle yapıyor bunu. Serbest piyasada
tekelciliğe karşı hareket edeceksiniz. Yani tek bir kişi bir pirinç getirse bu ülkeye ve sadece o dağıtsa, gidin onun fiyatını kontrol altına alın, belirleyin oradaki fiyatı. Ne demek siz bir insanın kar marjını belirleyeceksiniz? Hayır, bu kadar oyuncu vardır. Ben biliyorum ki bu kadar ithalatçı bu pazarda yer bulmak için biri biriyle kıyasıya rekabet etmektedir. Yani 1 liraya, 10 kuruşa, 50 kuruşa şansları olsa indirim yapabilecek, hemen fiyatlarına indirecekler ve bu malı ne kadar çabuk satabilirlerse, ne kadar çabuk zamanda paralarını toplayabilirlerse hesabındadır. Şu anki koşullar peki, yani işte örneğin KDV vergisinin peşin ödendiğini, gümrüğün peşin ödendiği, o %25, %30 bandında dediğimiz evet. kısım evet. o kaldırılmamış olsa, yani peşin talebi olmasa dahi bu rekabet koşulları içerisinde yine fiyatlarda bir takım iyileştirmeler söz konusu olamayacak durumla mı karşı karşıya kalıyoruz peki? Şimdi, gerçi görüyoruz yani. Bakınız yani belki az önce siz de ifade ettiniz. Oyuncular da arttı. Oyuncular arttı. Oyuncular da artacak. Daha da artacak oyuncular. Yani bakınız yani daha da fazla arz gelecek piyasaya. Çünkü ne diyecek? Ben işte bir firmayla anlaşıyorum, malını getiriyorum. Herhangi bir şey girişte ödemiyorum. Satıp ödeyeceğim. Hem firmaya ödeyeceğim, hem devlete ödeyeceğim sattığım zaman. Ve böylelikle oyuncu da artırabiliriz. Şimdi artık sermayesi olan, gücü olan bu oyunu oynayabilecek duruma geliyoruz. Ve ben hep söylediğim bir şey var. Yani biz bunlara işte belirli tedbirler koymazsak, yani bu süreçler, bu yüksek enflasyon, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor maalesef. Ve arada olana da yaşama şansı vermiyor. Dolayısıyla şimdi bugün işte yeni başlayacak bir girişimci veya çok büyük sermayesi olmayan biri gidip bu %50, 60, 70'lerle kredi kullanarak bu ürünü getirmesi lazım. Dolayısıyla bunun altından nasıl kalkacak? İşte işçilikler de belli, elektrik fiyatları belli, kiralar belli ülkede. Dolayısıyla biz nasıl bu piyasayı ucuzlatacağız? Neye göre ucuzlatacağız? Dolayısıyla bizim her zaman için ne diyorlar? Yani ticaretin de altın kuralı vardır. Alırken kazanacaksın. Hmm. Şimdi benim buradaki tüccarım alırken pahalı alıyor bu malı. %30 pahalı alıyor. Yani ilk nazarda bu hamle bile ciddi anlamda piyasada gözle görülür şekilde bir iyileştirme, bir rekabet koşulu yaratabilecek noktada kesinlikle fiyatlarda. Kesinlikle göreceksiniz. Yani bütün markalarda hemen fiyat indirimleri etiketlerde olacak. Hemen kampanyalar başlayacak vesaireler başlayacak. Yani insanları malını satabilmek için herkes bu fırsatı fiyatlarına yansıtacak. Peki şimdi bir örneğin temel gıdada taban fiyatının belirlenmesiyle ilgili bir öneri var ama serbest piyasa koşullarına uygun olmadığı yönünde bir takım görüşler de ortaya konuluyor ama mümkünatı var mı böyle bir sistemin çalışması? Yani böyle bir şey tabii ki yani devletin böyle bir yasa bir tüzüğü var. İsterse işte temel gıda maddelerinden belli ürünleri denetim ve gözetim altına alıp işte kar marjlarını olsun, işte taban ve taban fiyatları olsun uygulamayı yapabilir. Ama bunu sakın yapmayın diyoruz. Çünkü bunun bu fayda değil zarar getirecek diyoruz. Yani bunu siz biraz açmanızı isteyebilir miyiz? Yani faydadan çok zarar kısmıyla ilgili. Yani bugün biliyorsunuz mesela işte belli marketlerde halkımız şikayet ediyor. Bir marketten 10 liraya aldığımı, bir markette 20 liraya görüyorum. Bir markette de 5 liraya buluyorum diyor. Ne bu farklılıklar? İşte bu farklılık ve bu zenginlik. Eşitleyecek mi bu kez? Bu zenginlik serbest piyasa koşullarının olmasından ötedir. Çünkü halkımız kendisi denetçi ve cezalandırıcı ve ödüllendirici olacak. Neden? Oraya göstereceği tepkiyle. Aynı ürünü 10 liraya satan varken 20 liraya satandan gidip niye alıyoruz? Varsa bir yerde aynı ürün 10 liraya onu destekleyeceğiz değil mi? Diğeri de onu 10 liraya mecbur olacak indirmeye. Çünkü bu tek bir şey değildir. Yani bu bir ilaç değildir. İlaçtan bahsetmiyoruz. Temel gıdalardan bahsediyoruz. İlaç ayrı bir konsept. İlaç tabii ki zorunlu. İlacın başka bir muadili yok. Size dediğinde X ilacı alacaksınız. Her ne kaçaysa gidip onu alacaksınız. O başka bir şey. Yani onları da karıştırmamak lazım. Burada. Ama diğer ürünlerde, temel gıda ve temizlik ürünlerinde ucuzluk yaratılabilir. Bu devletin tarafından yapılacak olan bir adımdır. Devletin buna karşı yapacağı bu fedakarlığa karşı iş dünyası da üstüne düşen fedakarlığı yapacaktır.
Ve iş dünyası da malını daha rahat satabilmesi için belki devletin bu işi yani gidip de işte müdahale etmeden direkt ithalatçı firma bizim önerdiğimiz yani işte azami fiyatlarını olması gereken şeyi işte şu fiyatlarda marketlerde malımızı çünkü bu eğer böyle bir adım atılırsa ve işte KDV peşin almaktan vergiyi istopajını almaktan bazı bu temel gıdanın bakın ben bütün fonların kalksın demiyorum. Temel gıda ve temizlik üzerindeki fonların belli bir süreliğine kaldırılmasını uygularsak göreceğiz bu piyasadaki bunun yansımalarını, olumlu yansımalarını ve ben eminim o zaman ithalatçılar kendi mallarını öne çıkarmak için bu reklam ve duyuruları yapacaklardır ki bizim bir marketinizden bizim şeyimizi, yağımızı şu fiyata alabilirsiniz. Yani piyasa otomatik kendiliğinden zaten daha ucuz ürünün kesinlikle, satılmasıyla ilgili kesinlikle, bir rekabet kesinlikle. İşte piyasada bu dinamikleri çalıştırmak lazım. Kabul görmemesinin sebebi nedir peki? Kabul görmemesinin yani sebebi olarak kayıt dışılık ülkemizdeki. Biliyorsunuz ki bugün devletin gelirlerinin asli ve gerçek olanı gümrük kapısında peşinen aldığı bu KDV ve vergi stopajlarıdır. Almayınca kayıt dışı bir uygulama gibi mi algılanır peki? Şimdi almayınca kişilerin bunu beyan ile bildirip vergilerini ödemeleri gerekir ama biz bunu da bunun içinde biz bazı pratik yöntemler kendilerine sunduk. O kendi ellerinde yani orada almıyorsun da her işlemde biliyorsunuz genelde POS kullanıyor bu ülkede. POS'lardan belli bir provizyon rahatlıkla alabilirsiniz. Yani her yerden almanız gerekir. Dolayısıyla o hazır, orada alıyor ya hazır, bunu kaybetmek istemiyor. Yani bu çünkü orada peşinen bu parayı alıyor. Ama işte bu uygulama piyasamıza da bir nebze olsun, ek bir maliyet getiriyor, rekabetçi olmamızı engelliyor. Tabii şimdi asgari ücret özelinde gözlemlerimiz ve tartışmalarımız baş gösterdi ama bir süre sonra da hayat pahalılığı maaşları kamuda çalışanların da yansımasıyla beraber bu denge daha da mı zorlayıcı bir noktaya gelecek? Maalesef, maalesef. Yani şu anda biz her ne kadar iş dünyası da bugün ne kadar işte 2024 için endişeliyse devlet de aynı endişeyi taşımalıdır diye düşünüyorum. Nedir endişelendiren sizi 2024 yılına dair? Şimdi bakınız yani son biliyorsunuz %30 oranında son 6 ayda dövizdeki fark yani diyoruz ya işte yüksek döviz enflasyonu tetikliyor işte Türk parasının değer kaybetmesi %30. Hı hı. Bizde hesaplanan %52 53 şey hayat pahalılığı. Neye göre bu 30'dan 53'e çıkmış? Yani döviz farkı 30-53. Bizde her şey dövize endeksi. Mesela ihracat yapıyorsunuz. Bugün siz 1 dolar fiyat veriyorsunuz. Ama bugün siz o doları, 1 doları 1.20 dolar yapmanız gerekiyor. Yani o maliyetiniz 1.20 olmuştur sizin. Yani bu dünyada hiçbir yerde 1 dolara aldığım bir mal ertesi gün 1.20 olmuyor. Hadi 1.03 olur, 1.05 olur. Çok çok. Yani bizdeki bu ters yönde işledi. Ters yönde işledi. Şimdi bu maaş artışlarıyla yani bu verilenler de bunu tabii ki ister istemez körükleyecek. Şimdi hep beraber gerek devlet gerek iş dünyası. Biz de çünkü aynı gemide gidiyoruz. Yani bugün işte hayat pahalılığının yani piyasada fiyatların yükseltmek zorunda kalınması ve hayat pahalılığının tekrar yüksek çıkması durumunda asgari ücretinde devlet memur maaşları gibi 3 defa bu sene belirlenecek olması bizi de düşündürüyor. Çünkü yükseldiği zaman bizim de ödeyeceğimiz iş gücüne ödeyeceğimiz fark maaş ve maaş değil sadece ödediğimiz biliyorsunuz sosyal sigorta primidir, ihtiyaç sandığıdır, vergisidir. Bunları da üzerinize koyduğunda bunlar
nereye doğru peki gidiyoruz? Yeniden bir görüşme talebi, yeniden bu değerlendirmelerinizle beraber örneğin piyasada yeni bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı duyuyor musunuz hükümet yetkilileri? Tabii bunu biz yani biz Sayın Maliye Bakanı kendisi bizi ziyarette bulunmuştur ve bize çok memnuniyet vermiştir. Evet, dünkü ziyareti ve bizim devamlı istişare içinde olacağımızı. Çünkü aynı gemide olduğumuzu söyledik. Aynı tasalar, onlar yani devlet bütçesi için, devlet maliyesi için, devletin çarpmalarını döndürmesi için ne kadar bir ne durumdaysak yani nelerle mücadele edeceksek biz özel sektörde aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Biz çalışırsak bu şartlar dönerse devlette murad ettiği gelirleri elde edecektir. Dolayısıyla bizim şartlarımızın dönmesi esas olması gerekir ki devlet de murad ettiği gelirleri elde edebilsin. Devletin biliyorsunuz işte pandemi döneminde ekonomiyi kapattık. Ticareti sadece belli başlı aktörler açık kaldı. 3 ay boyunca kapattığımızda o 3 ay boyunca maaşlarından %40, 50, 60 kesinti yapmak zorunda kaldı devlet. Gelirleri nereye düştüğünü gördük. Dolayısıyla ekonominin çarklarının durması demek devletin de elde edeceği gelirlerin alınmaması ve dolayısıyla bu maaşların ödenemeyecek duruma gelmesidir. Peki şu ana kadar çizdiğiniz tablo ve konuştuklarımızın dışında aslında parçasını da oluşturuyor ama 2024'te dövizdeki dalgalanma ve seyrin öngörülebilir olmaktan çıkması da sistemsel anlamda ekonomiyi bir takım tehlikeler bandında etkileyecek bir noktaya gelir mi sizce? Şimdi yani tabii ki ben bunu bilsem zaten bir iş yapmama gerek yok yani bilebilsem, öngörebilsem ama yani bugün ekonomistlerin, işte büyük CEO'ların, işte Türkiye'deki belli çevrelerin yaptığı yorumlardan baktığımız zaman ortalama kurun 2024 için dolar kurunun 34 lira olması öngörülüyor. Bu demektir ki bu işte ortalama kur tabii diyoruz 34 yani 40-41 bandına kadar çıkacak. Bu da bugünden koyarsak 30'dan 40'a %40 bir artış demektir. %40 bile de %35 bir artış demektir bir yılda. Ki geçen sene işte %62 idi doların artışı. Bu yıl bu %30-35'lere çekiliyorsa demek ki doğru giden bir şey var. Yani bir şey çünkü hemenden bunu düzeltemezsiniz zaten. Dolayısıyla 2025'te de bu daha da istenilen noktalara getirilebilir. Zaten işte haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Benim orada da beklentim herhangi bir faiz artışının olmayacağı yönündedir. Yani bundan sonra bu kadar da bu kalıyor. Çünkü faiz yani dövizin yükselişi bir yerde işte gördük son 6 aylık uygulamada da yani faiz artışlarıyla birlikte döviz artışı frenlendi. Yani son 6 ayda %30 artması dövizin. Bunu sürdürebilmek için de yine faiz oranında bir değişiklik yapmamak mı gerekiyor peki? Yani şu anda artık yani daha fazla yapılması gerekmiyor. Çünkü bu da yine böyle iki taraflı bir bıçaktır. Yani başka bir taraftan siz tabii ki dövize olan talebi azaltıyorsunuz faiz yüksekliğiyle. Ama siz döviz madem ki düşükte kalıyor ve bu özellikle de böyle kış aylarında bunu yapabilmemiz çok büyük başarıdır. Çünkü önümüzdeki yazda turizminde olmasıyla Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde dövizde daha bir rahatlama olur dövize talep açısından. Dolayısıyla diğer taraftaki bıçakla neyi kesiyor? İşte o zaman siz yatırımları, borçlanmayı, gelişmeyi bunu hepsini engelliyorsun. Çünkü faizleri de, borçlanma faizleri de yükseliyor. Bugün düşünün ki işte %50'nin üzerinde hangi iş insanı borçlanabilir? Ama mecbur olan işte malı gümrüğe gelmiş, gümrükte duruyor. Bu malı kurtaracaksınız. Mecburen kredi kullanıp o malınızı çekiyorsunuz. O malınızı piyasaya dağıtıyorsunuz ama paranızı daha kasanızda koymadınız. Rafta malınız kalmadı. Bir parti daha getireceksiniz. Onu da getirmek için tekrar gidip bir daha borçlanmanız gerekiyor. Bir daha borçlanmanız gerekiyor. Bugün en büyük sorunlardan biri de bu ülkemizde işte finansmana erişmekle bizim çok ciddi sorunlarımız vardır. Finansmana erişmek, borçlanabilmek ve bu yüksek borçları tabii ki
ödeyebilmek. Bunlar hepsi birlikte ve bunlar hepsi tabii maliyet unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Peki neye ihtiyacımız var? Yani çok daha bütünlüklü bir tartışma masası kurmaya, enine boyuna, tüm sektörlerle, tüm paydaşlarla, ekonomiye nasıl yön vereceğimiz, nasıl şekillendireceğimizle ilgili bir fikir teatisine mi ihtiyacımız var? Ya da varsa da bu fikir teatileri bunların uygulanmasıyla ilgili bir baskı unsuru oluşturmaya mı ihtiyaç duyuyoruz? Kesinlikle. Yani artık öyle bir durumdayız ki biz yani bu yıl toparlanma yılı olmamız lazım. Yani ya toparlanacağız, kendimize çeki düzen vereceğiz, reformist düşünceyle yapmamız gerekenleri hep birlikte oturup çalışıp doğruları yapacağız. Artık bundan sonra rüzgarı beklemememiz lazım. Yani bir rüzgar etsin de biraz bir şeyler yapalım. Dolayısıyla olması gereken pandemi geçti, döviz krizi geçti, bunları çok şükür buraya kadar atlattık ama bu sene çok kritik ve bundan sonraki seneler çok kritik. Dolayısıyla artık bizim yapmamız gerekenleri her konuda yapmamız gerekir. Bunu yaparsak daha rahat geçireceğiz önümüzdeki süreci ama hiçbir şey yapmadan bırakırsak kendi kendine. Bundan sonra yani nasıl bir yön verirsek olumlu ya da olumsuz o şekilde etkileneceğiz. Kritik diye tanımladınız az önce. Bu noktada yapısal sorunlarımızı da masaya yatırmamız gerekmiyor mu peki? Zaten her şeyin başında o geliyor. Yani yapısal sorunlarımız bugün bu ülkenin yatırımının, bu ülkenin işte ekonomik şartlarının dönmesinin, bu ülkedeki girişimin, bu ülkenin her şeyinde bizim yapısal bozukluklarımız temel bir olumsuzluk olarak görünüyor. Dolayısıyla bizim hep söylüyoruz, ben bunu geçmiş günlerde de söyledim. Kamu reformunu senelerdir söylüyoruz. Galiba 20 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir adım atmadık. Dolayısıyla burada bunun süratle ele alınması lazım. Ama önce yapılması gereken günümüz şartlarına göre kamunun şemasını çıkarmamız lazım. Yani ihtiyaç duyulan kadrolar ve görevler nelerdir? Biz hala daha daktiloci, arşivci alıyoruz şeylere. Kadrolar öyle açılıyor bizde. Kadro öyle, başka kadro yok. Veya işte sözleşmeli alabiliyorsunuz. Başka bir, yani günün şartlarına uygun bir görev için öyle bir kadro olmadığı için sözleşmeli almak zorundasınız vesaire. Bunların önce bir kadromuzu, şemamızı ortaya çıkarıp devletin ihtiyaç duyduğu elemanları ve süratle bu kamuyu içinden bozan unsurların giderilmesi lazım. Bu nedir? İşte geçici işçi alımlarının belli bir sınavla alınıp hak edenlerin alınması. Yine bu üçlü kararnameyle müdürlerin atanmasının tamamen kaldırılması ve kamunun işte hak edişe göre çalışmasını sağlamamız lazım. Ama en önemlisi, eğer biz önümüzdeki dünyaya ayak uyduracaksak belirli devletin belirli görevlerinde mutlak surette vardiya sistemine geçmemiz lazım. Yani gümrüklerde, gümrüklerimizin böyle yarım gün mesai işte 2.30'a kadar değil 7-24 çalışması lazım gümrüklerimizin. O seviyede olmamız lazım. Hastanelerde mesela doktorlar ve bütün doktorlar hastanede, düşünün yani artık, yani bu nereden gelir bilmiyorum. Şimdi hastanede doktorlar çalışıyor. Aynı doktorların klinikleri de var. Hastanede doktora gidersiniz. Aslında böyle kafanızı uzatırsınız. Geç sıraya der sana. Şeye gidiyorsun, kliniğine gidiyorsun. Hoş geldiniz efendim, bir çay içer misiniz der. Hemen bakıyorum, hemen ilgileneceğim sizinle. Aynı hareketi niye hastanede halkımıza karşı yapmıyorlar? Ve orada insanlara, yani anlam ve muamele hizmet ediyorlar. Noktasında. Anlatabildim mi? Bunlar hep işte kamunun, kamu yani kamu görevlisi. Bunun İngilizcesi civil servant. Bunun İngilizcesi civil servant. Siz kamuda bir görevi kabul ediyorsanız, siz sivil memur olarak siz halkın hizmetkarısınız. Halka hizmet etmek için bu görevi kabul ettiniz. Size devlet bizlerden topladığı maaşlarla maaşınızı, vergilerle maaşınızı veriyor. Göreviniz halk odaklı olmalı, halka hizmet etmek de olmalı. Halka zulüm etmek değil, halkın işini zorlaştırmak değil.
Böylesi bir değişiklikten çekiniyor muyuz? Yani hani yapısal sorunlar anlamında soruyorum. Çekiniyoruz maalesef. Yani kanıksadık mı belli başlı sorunları ve çözümsüzlüklerini? Tabii. Mesela bu çözümlerin yine biz eğer bir şeyler yapmak istiyorsak öncelikle e-devleti tamamen halletmemiz gerekir. Yasası daha... Yani bugün e-devlet uygulaması olmadığı için işte eczanelerimiz, doktorlarımız hepsi zan altında. Halbuki e-devlet uygulaması olsa her şey veyahut da kayıt dışılık vesaire, yani bunlar işte kiralar, kiracılar vesaireler. Yani bugün işte birçok daireler vesaireler satılmış. Bunlarda kim oturuyor, ne yapıyor, nedir bunlar? Halbuki e-devlet sistemi olsa vesaire olsa her şey kayıt altında olacak işte. Ama biz kayıt altına girmekten korkuyoruz herhalde toplum olarak. Daha özgür olmak istiyoruz. Ama bu söylediğiniz sadece biz şimdi sorunların çözümünü hep siyasetten bekliyoruz. Daha geniş bir yelpazede bakmamız gerektiğine dikkat çekiyorsunuz. Yani toplumsal anlamda da bir değişim ve sorunların çözümü yönünde irade ve niyet ortaya koymaya ihtiyaç duyuyoruz herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sadece onlardan beklemek değil ama onlar öncülük yapması lazım. Onlar öncülük yapması lazım. Vatandaşlar da vatandaşlık görevlerini tamamıyla yerine getirmeleri lazım. Yani işte topladıkları KDV'ye gidip düzgün yatırmaları lazım. Yanında çalışanların maaşlarının brüt üzerinden sosyal sigortalara beyan etmeleri gerekir. Hesaplarını tam bir şeffaflık içerisinde verip eğer kazanıyorlarsa devlete karşı yükümlülüklerini de geriye getirmemiz lazım. O zaman zaten halk olarak diyebiliriz işte sağlık sistemimizden şikayet edelim, eğitimden şikayet edelim, güvenliğimizden şikayet edelim vesaireden, altyapımızdan, aydınlatmamızdan, elektriğimizden. O zaman şikayet etme hakkımız var çünkü bedelini ödüyoruz. Ama bugün %70 bir kayıt dışı olan bir ekonomide siz zaten kaçaksınız. Yani kaçağın ne hakkı var hak iddia etmeye? Yani daha ben dopra konuşayım. Yani %70 bir kayıt dışılık varsa %70 vatandaşlık görevini yerine getirmiyor. Şimdi ne demişler? Böyle başa böyle tıraş. Yani sonuçta da işte kim kime şikayet edecek? Kimi kim düzenleyecek? Onun için bizim işte onun için yani bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Eğer bu ülkeyi seviyorsak, bu devleti yaşatmak istiyorsak, burada var olmak istiyorsak, işte gelecek nesillerimize bir ülke yaratmak istiyorsak, bize düşen görevleri de eksiksiz, hiç mazereti olmadan yerine getirip o zaman toplum olarak belki de ayağa kalkıp bunun hesabını da daha bütünlüklü ve ciddi olarak sorabiliriz. Peki. Sayın Başkan, sona doğru taşıdık programı. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz var mı son olarak? Teşekkür ediyorum. Bol bol da konuştum evet, zaten fazlasıyla. Evet, sayenizde çok da keyifli, güzel bir program oldu. Düşüncelerinizle, görüşlerinizle de zenginleştirdiğiniz programımızı çok teşekkür ederim size. Yine ağırlamak isteyeceğiz sizi. Tabii merakla bekliyoruz yani Ticaret Bakanı'nın, Türkiye Ticaret Bakanı'nın ziyareti, imzalanacak protokoller, önümüzde bizi ne gibi açılımların beklediği noktası. Bu ziyaretin ardından yine sizi burada ağırlamak isteyeceğiz tabii ki, gelişmeleri de öğrenebilmek ve dinleyebilmek açısından. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür koymuş ederim. Olduğunuz katkı için iyi çalışmalar diyelim. Sağ olun. Teşekkür. Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz'le beraber dik noktaladık güne yansıyanları. Yarın karşınızda olacağız. 16 kısa haberlerinin akabinde görüşmek dileğiyle veda edelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.